Herkese keyifli seyirler. Futbol Viz'e hoş geldiniz. Futbol Viz'de bugün Galatasaray'ın zorlu Altay mücadelesini sizler için mercek altına alacağız. Evet, bu yayında her zamanki gibi Tactical Pad üzerinden muhtemel 11'ler, Altay'ın muhtemel 11'i, sakat cezalı oyuncular ve Altay'ın bir önceki maçta ne yaptığı, Altay'ın yumuşak karnı, gol beklentisi ve atak yönleri olmak üzere bu maçı didik didik analiz edeceğiz sevgili dostlar. O zaman hiç zaman kaybetmeden direkt olarak Tactical Pad'e geçelim. Evet, Tactical Pad'de gördüğünüz gibi muhtemel 11'ler bu şekilde. Muslera kalede, Marka Nelson tandemi zaten bozulmayan bir stoper tandemi. En istikrarlı olduğu bölge Galatasaray'ın. Sol bekte Patrick Van Aanholt, sağ bekte de Andre Yedlin. Onların önünde Berkan Taylan ikilisini bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz Çıkıldağ'ın bir rahatsızlığı var. Hücum hattında solda Kerem, forvet arkası ya da yardımcı forvet diyelim, Halil İbrahim Dervişoğlu. Sağda Olympique Morutsan ve Santrfor bölgesinde ben Mustafa Muhammed'i bekliyorum. Altay'a baktığımızda aslında 4-2-3-1 şeklinde yazılsa da birçok taktik borda Altay genelde oyun duruşu 4-4-1-1 ya da 4-5-1 şeklinde. Tabii ki forvet hattında Bamba'yı bekliyoruz. O banko yazıyoruz. Ama şunu söyleyelim. Tiam sakat, Tiam'ın yerine Aka oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve Erik Bjorkander'in de biliyorsunuz sakatlığı devam ediyor. Galatasaray'da da Sasha Boye, Arda Turan ve biliyorsunuz Omar'ın uzun süreden gelen sakatlığı var. Rahatsızlığı olduğu konuşulan Çıkıldağ maçta oynayamayacak. Evet, istiyorsanız yavaş yavaş Altay'ı ben niçin 4-2-3-1 değil yani bu şekilde yaptım 11'ini. Onu biraz daha size Y-Scout verileriyle açıklayayım. Altay'ın sağ yayılışı şu şekilde oldu Başakşehir maçında. Altay'ın 7 numarası Kapel genelde sağ içe doğru gelip Pinares'e yaklaşıyor. Ve böyle olunca da ister istemez Cebrail Karayel çok kırılgan duruyor ataklarda ve Galatasaray'a da baktığımızda o bölgede biliyorsunuz sevgili dostlar Kerem Aktürkoğlu oynuyor. Keza oraya Halil de deplase olabilecek oyunculardan biri. O bölgeyi rahatsız edebilecek oyunculardan biri. Sayısal üstünlük çok önemli Galatasaray'ın oyunu için. Kerem ile Halil'in orada yapacağı bir hemen pas organizasyonu. Galatasaray'ın işte parselizasyon hatası yapmayıp orada çoğalması çok önemli. Keza bu sol olmaz. Hani Galatasaray maçında başka bir tarafa yığılır ama zaten Altay'da Başakşehir karşısında bir puan aldığına çok sevindi. Çünkü Başakşehir'in gol beklentisi çok daha yüksekti ve birçok pozisyona girdi. Peki Altay ne şekilde atak yapar ve ataklarında nasıl başarılı? Şöyle bakalım son maçta neler yapmış Altay. 8 girişim var sol kanattan. 0.10 bir gol beklentisi. Merkezden 4 girişim ve gol beklentisi çok daha yüksek. Sağ kanattansa dediğim gibi çok cılız. Yine 8 girişim ama 0 gol beklentisi var. Peki alt kanadı böyle. Galatasaray'ın benim beklediğim 11 bu şekilde. Şimdi bu 11 üzerinde özellikle hücum hattı üzerinde söylenecek çok şey var. Zaten biliyorsunuz, bilmiyorum hatırlar mısınız ama birkaç gün önce Galatasaray'ın gol yolları ile ilgili bir videom daha vardı. Bir kere sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu direkt yazıyoruz banko olarak ama burada hücumda hem forvet arkası bölgesinde hem de santraforda bir istikrar yakalayamadı Galatasaraylı oyuncular ya da teknik heyet tercihleri diyelim. Galatasaraylı oyuncuların orada gol ve asistler yapması, istatistik yapması lazım. En çok gol katkısı yapan oyuncusu Olympique Morutsan. 3 gol 2 asistle biliyorsunuz. Ve Mustafa Muhammed Galatasaray'ın en çok gol atan santrafor oyuncusu 4 gol attı. Son 7 maçta diye hatırlıyorum ve Halil İbrahim Dervişoğlu burada çok önemli. Şu oyunda özellikle gördüğünüz üzere Kerem ile Halil yer değiştirebilir. Kerem ile Morutsan yer değiştirebilir. Ve aynı zamanda Kerem ile Halil buradan yer değiştirebilir Morutsan buradayken. Yani akışkan bir hücum hattı olduğunu söylemeliyiz. Ve 4-1-4-1 şeklinde de gözükebilir. İlla 4-2-3-1 şeklinde. 4-1-4-1 şeklinde ya da 4-4-1-1 şeklinde daha doğrusu gözükebilir. Bu 4-4-1-1 formasyonun en önemlisi. Yeri gelince merkezi beşleyebiliyorsunuz orta sahayı. Ama daha çok santraforu hani iki hücumcu ya da bir hücumcu 10 numara slash sahte 9 gezen bir forvet diyebiliyoruz. O da Halil İbrahim Dervişoğlu gerçekten de
hücum hattında çok değişken bir oyuncu ve orada önlem alınması zor bir takım haline geliyor. Halil İbrahim Dervişoğlu'nu çok etkili kılmak için Mustafa Muhammed'in bağlantı oyunları inanılmaz derecede önemli. Sırtı dönük top alma, bir kere fiziksel olarak ben buradayım demeli Mustafa Muhammed zaten fiziksel üstünlüğünü koymasıyla popülaritesini arttıran bir oyuncu. 14. bölgede ceza yayının orada ve o bölgenin önünden işte orta sahaya kadar o bağlantı oyunda sırtı dönük top aldığı zaman Halili, Kerem'e ve Morutsan'a gol koşusu atabilecek opsiyonları yaratabilecek bir oyuncu Mustafa Muhammed. Ve tabii ki Halil'le ikisinin anlaşması da çok önemli. Keza Halil'le Kerem'in orada zaten biliyorsunuz bir kimyası var. Olympique Morutsan, evet maç içi istikrar yaşasa da Olympique Morutsan her an maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Ve genel olarak baktığımızda Kerem, Halil, Mustafa ve Morutsan dördünün yaş ortalaması 22,5. Yani istikrar açısından rejenerasyon süresi çok kısa oyuncular. Bir sonraki maça çok daha hızlı bir şekilde hazırlanabilirler. Çıkıldan da olmaması evet büyük eksiklik Galatasaray için. Şundan dolayı Galatasaray zaten merkez kapanınca kanatlardan iyi gelen bir takım değil. Ama o merkezi açabilecek oyunculardan birisi de, sayısal üstünlüğü getirtebilecek oyunculardan birisi de Aleksandro Çıkıldağ. Bunu birçok maçta gördük. Bakınız Lazio maçı, 3. bölge baskısı, Feghouli ile bir alışveriş, gol koşusu ve gol. Ve bunun gibi birçok örneği de verebiliriz. Zaten bu yüzden Çıkıldağ'ın en önemli özelliği topsuz koşu, gol koşusu, etkili iki direk arası koşu. Burada tabii Galatasaray bu opsiyondan yoksun olacak. Acaba Berkan Taylan o derinliği sağlayabilecek mi? Bazen birbirlerinin alanına giren oyuncular. Taylan yerine kim oynayabilir orada? Biliyorsunuz sağ iç belki pozisyonda Sofyan Feghouli tercih edilir mi? Ama o zaman da mücadeleden düşmüş olacaksın. Çünkü önlerinde Halil oynuyor. Ya da Sofyan Feghouli belki oraya Berkan'ın yanına gelip önlerine Morutsan atılır mı? Çünkü Morutsan'dan daha çok topsuz oyun. Bu sefer Halil o kadar efektif olmayacak. Yani Çıkıldan da olmaması evet dezavantaj. Altay maçında bu dezavantaj çok fazla göze batmaz diye düşünüyorum. Sevgili dostlar. Onun dışında söylediğimiz gibi Galatasaray'ın Nef Stadyumunda seyircisinin önünde çok kritik maça çıkacağı ve buradan itibaren bir seri yakalaması lazım Galatasaray'ın. Bu seri biliyorsunuz zaten bu maçla birlikte Lazio deplasmanı, Sivas Spor zorlu maçlarımız da var Sivas Spor deplasmanı. 6 ayda uzun süredir kazanamayan bir takım ve 6 ayda şu anda oyunda problemleri olan bir takım ama Altay'ın hocası da Mustafa Denizli. O da ekstra motivasyonla bu maça çıkacaktır. Galatasaray'ımıza bu maçta başarılar diliyoruz. Evet, bugün yine kısa bir analiz yaptık ve bu analizde Galatasaray'ı ve Altay'ı mercek altına aldık. Galatasaray'ımızın zaten topsuz oyunda duruşu, yerleşik savunmada pozisyon alışı gerçekten de Türkiye Ligi'nin çok üstünde ama 1. ve 3. bölgede yaptığımız top kayıplarıyla çok fazla çıkarken daha doğrusu yaptığımız top kayıplarıyla kalesinde pozisyon gören bir Galatasaray var. Top rakipteyken iyi duran ama top Galatasaray'dayken atak sonlandıramayan bir Galatasaray var. Set oyunda oynayamayan ve topu kaybettiğinde duruşu çok fazla önceden planlanmış gibi gözükmüyor. Galatasaray çok kırılgan duruyor topu kaybedeceği zaman ve savunma geçişlerinde sıkıntı yaşıyor. Onun dışında da uzun süredir tartışılan Galatasaray serbest vuruşlarda çok etkin değil. Önümüzdeki maçlarda üstüne koyarak gitmeli. Yayın izlediğiniz için çok teşekkürler sevgili dostlar. Lütfen aşağıda gösterildiği gibi abone olmayı unutmayın. Sonra zili açıp yakışıklı beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca kurumsal hesaplarımız biliyorsunuz var. Twitter'da haber, yorum ve aynı zamanda analiz var. Yani gerçekten de aktif bir hesap. Yayından belli kesitler paylaşıyoruz. Instagram hesabımız daha yeni ama o da kurumsal hesabımız ve Instagram'da da bu videodan belli kesitler de yine paylaşacağız ve daha önceki videolardan da var. Desteğinizi bekliyoruz. Bizi o hesaplardan takip etmeniz çok önemli. Ayrıca yayın sonunda da canlı sohbette olmaya çalışacağım bu yayında ama eğer değilsem sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız çok önemli sevgili dostlar bizim için. Zaten maç önü ve maç sonu yayınlarımız da canlı olarak olacak. Kendinize iyi bakın, esen kalın, Galatasaray'la kalın, hoşça kalın.